Panorama dergisi kurucu Ferhat Murtay şu anda stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gelin Damat dergisi nasıl başladı? Hikaye biraz bahsedebilir misiniz? Nasıl kurduğunuz bu güzel bir dergisi? Evet, Gelin Damat dergisini 2003 yılında gelindamat.com'la birlikte başladık. 2005 yılında tam bu yılına da yayın hayatına sürekli olarak devam ediyor. Fikir senedir... nasıl doğurdu? Bu fikri kimden geldi? Fikir şöyle, aslında bizim işimiz kuyumculuktu, aileden olan mesleğimiz. Alyans üretimi üzerine çalışıyorduk. Bunun reklam çalışmalarını yapmak istedik. O zamanlar yapacak çok fazla yer yoktu. O yüzden önce bir web sitesini bulduk, web sitesini açtık. O zamanlar web sitesi de çok yoktu 2003 yılında. Reklam vereceğimiz. Gelindamat.com'u açtık, orada kendi reklamlarımızı yaptık. Ondan sonra bir reklam geldi. Büyük bir firmadan ciddi bir bütçe aldık. Bu da cezbetti ve arkasından hem internet portalcılığı hem dergi onun akabinde diğer işlerimiz de başlamış oldu. Bu sene de 20. yılımızı kutlayacağız bakalım ödül törenimizde. Evet, ödül törenimiz hazırlanıyor. Evet, hazırlanıyor. 14 Aralık'ta Fuat Paşa Yalısı'nda. Evet, zaten ben de davetliyim. Evet, bizim programda aynı şekilde. Hazırlıklar nasıl gidiyor? Hazırlıklar güzel gidiyor, heyecanlı. İşte bu seninki farkı 20. yılını kutlayacağımız olması. Güzel, şık, yine kaliteli bir organizasyon hazırlayacağız. Yine her zaman davetlilerimizi. Güzel bir gün hepimizi bekliyor. Gelin Damat Fashion Day gelinlik defilesini düzenliyorsunuz. Hı-hı. O da Mart. Normalde Mart, 2000. Nisan aylarında yapıyoruz. 7 yıl oldu Gelin Damat Fashion Day. Bu sene biraz bir farklılık olacak. Daha öncesinde işte biliyorsunuz ki işte Çırağansaray olsun, Adliyesultanı Sarayı olsun, oralarda siz de baş mankeniniz olarak yer aldınız. Türkiye'den ve yurt dışından birçok modacının, moda evinin sahipliğinin orada defilelerini yaptık. Bu sene biraz farklı bir çalışmamız var. Farklı konsept mi olacak? Konsept şu, biz Gelin Damat markasını franchise olarak vermeye başladık. Evet. Gelinlik firmalarına da vermeye başladık. Şu an evet, hayırlı uğurlu olsun inşallah. Şimdi bu defilemize katılan firmalar ve diğer firmalar bizim markamıza geçiş yapıyorlar. Ve bundan sonraki süreçte sadece Gelin Damat markasına geçen firmaların defilesini yapıyor olacağız. Yani Gelin Damat Fashion Day'de sadece Gelin Damat markasında olan tasarımcılar olacak. Şu an 9 tane olacak. Şu an 9 tane bayimiz var. Yani yaklaşık tabii ki yine 40-50 firma olmayacak şu an ilk bu süreçte. Bu bayiler nerelerden geliyor? Türkiye'nin farklı bölgelerinde. Yani İstanbul bayimiz olsun. İstanbul'da da bölge bölge. Yani örneğin Bakırköy'dür, Beylikdüzü'dür, Sultanbeyli bayilerimiz farklı. İşte Ankara'sı. Nasıl veriyorsun bayilik? Merak ediyorum. Yani kriterin nedir? Kriter şu, önce vizyon sahibi olması lazım, bizim markamızı taşıyabiliyor olması lazım, birlikte uzun yıllar ilerleyebileceğimiz, kendi işinde deneyimi yüksek ve vizyon açık olan, bahsettiğim gibi kişilerle ilerlemeye çalışıyoruz. Çünkü biz her sene Gelin Damat Fashion Day'de Türkiye'nin modasını ortaya çıkartıyoruz yıllardır. Çünkü Türkiye'nin her yerinden, yani Mardin'inden, Samsun'undan, Diyarbakır'ından, Antalya'sından, İzmir'inden katılan tüm moda evleri her sene en özel ürünlerini hazırlayıp o defileye katılıp o senin ne moda olacağını herkese gösteriyorduk. Ve yurt dışından da katılanlar var. İşte Almanya'dan, Irak'tan, Yunanistan'dan. O senin modasını ortaya çıkartıyorduk. Şimdi yine aynı şekilde olacak. Ve bu firmalar, yani bayimiz olan firmalar yine Türkiye'nin her yerinden o senenin modasını belli edip o gün orada tüm evlenecek olan çiftlere sunuyor olacağız. Peki, Türk İş Kadınları projeniz de çok konuşuldu. Hı-hı. Onu da biraz bahsedebilir misiniz? Türk İş Kadınları rehberimiz, plaketlerimiz devam ediyor. Yine bu sene de olacak. En son Mayıs ayında gerçekleştirdik. Hı-hı. Onda kriterimiz kendi işini kurmuş girişimci iş kadınları. Hı-hı. Yani oradaki amacımız kendine güvenen, bu şartlarda güvenle, azimle kendi işini kurmuş ve belli bir başarıya ulaşmış olan firmaları o gece onurlandırıyoruz plaket törenimizde. Hı-hı. Onda da Türkiye ve yurt dışından birçok katılımcımız var. O da her sene genişliyor. Bu sene üçüncüsünü yaptık. 2024'te dördüncüsü olacak. Aynı zamanda turkishkadınları.com web sitemiz var.
Orada da bu Türk kadınlarımız hepsinin biyografileri yer alıyor. Orada özgeçmişte neler, yani nereden bu noktaya geldiklerini anlatan biyografi hikayeleri var. Ve orada diğer iş kadınlarını işbirliği yapma imkanlarını da buluyorlar. Gecemizde de bir network oluşturuyoruz. O geceye katılan tüm iş kadınları gece sonrasında bir şekilde ortak nokta bulup iş yapma imkanı sağlayabiliyorlar. Bu yönde bir fayda sağlıyor. Çok güzel bir evet, güzel, aynen güzel geçiyor. 2024'te de yine aynı şekilde devam edeceğiz. Devam evet, yine de onda katılımlarımız devam ediyor. Başka projeleriniz var mı? Bunun dışında ben de bazen unutuyorum nerede kaldık diye. Çünkü bir iş başlıyor, diğeri bitiyor. Bir iş başlıyor, diğeri bitiyor. Bunun dışında bizim aynı zamanda evlilik sektörüne sunduğumuz yine çok özel anı defterleri, benim anı defterim markasıyla sunduğumuz anı defterlerimiz var. Bunları da yine bütün otellere, düğün mekanlarına sunuyor oluyoruz. Otel bayilerimiz var. Şimdi son yıllarda, daha son süreçte destinasyon düğünler çok revaçta. Biz de şu anda onun çalışmasını yapıyoruz. Asos'ta 4 tane otelimiz var. 4 tane otel bizim gelin alma wedding markamızdı. Yine bunlar franchise bayimiz oldular. Burada bu sene destinasyon düğünler yapacağız. Yani Türkiye'den veya yurt dışından sadece eş dost arkadaşlarıyla bir 30 kişilik, 40 kişilik butik düğünler gelecekler. Akşam yemeklerini yiyecekler, eğlenecekler. Bir gün sonra düğün olacak, sabah havuza girecekler, akşamleyin düğün olacak, bir nikah töreni. Yani iki gün hem tatil, hem balayı, hem yani düğün, işi bir arada ve bir paket programda yapılıyor ne olacak. Güzel, böyle şu anda çok revaçta, güzel gidiyor. Onun hazırlıklarını yapıyoruz, sürdürüyoruz. Çekilişler var mı bu konuyla ilgili mesela? Yani çekilişler şu an, yani onun için çekiliş yok ama şunu yaptık mesela. Bu arada bizim hani gelin dağ markası düğün salonumuz da var. Yine franchise bayimiz bizim Bahçeli Evler'de. Mesela geçen sene Temmuz ve Ağustos aylarında düğün yapan tüm çiftlerimizi biz oraya bedavaya balayına gönderdik. Ücretsiz. Çok güzel oldu. Onlar da çok mutlu oldular. Biz de mutlu olduk. Sene bir yapalım diyorum ben. Evet, yani destinasyon düğünlerle ilgili olarak da tabii bir şeyler yapacağız. Bir kampanyalarımız olacak. Ekstra bunun dışında yine yaptıklarımız arasında yine Almanya'da bir bayimiz var. Bu da Agentur Peri markasıyla çalışıyordu bundan öncesinde. Şimdi Gelindağ markasına geçiş yaptı. Temsili nikah törenleri düzenliyoruz. Burada da yine bu otellerimizde olacak ve farklı konseptlerde de olacak. Orada da şöyle bir farklılığımız var. Evlenecek olan çiftin nikah töreninde bu ekibimiz geliyorlar. Evlenecek çiftlerin evlenmeden önceki hikayelerini 4-5 farklı dilde anlatıyorlar. Yani işte Türkçe, Fransızca, İtalyanca, Almanca, Arapça, bu farklı dillerde hikayeyi geriye dönük. Öncesinde tabii ki bir görüşmeleri oluyor. Nasıl bu noktaya geldiği noktasında. Çok güzel bir ambiyansta, konsepti. Nikah törenleri düzenleniyor. Onun çalışması başladı. Bu da dediğim gibi Almanya falan. Hem Almanya'da yapacağız bunu hem de Türkiye'de. Ne güzel. Yapıyor olacağız. International gibi bu işlerinde. Aynen. Yani evlilik sektöründe işte olabileceğimiz noktalarda faydalı olmaya çalışıyoruz. Yaptığımız şeylerde de tek baktığımız nokta iyisini yapabiliyor olmak. Bir değer katabiliyor olmak. Varsa daha üstünü yapabiliyor olmak. Evet. Göstermek ki biz yaptıktan sonra bazı şeylerin daha da iyi yapıldığını da gördük. Belki önce olduk. Onu da bir fayda olarak görüyorum. Bu şekilde hem devam ediyorsunuz. Evet, aynen. Ya hem kendimiz için hem ülkemiz için faydalı olmaya çalışıyoruz. Ferhat Bey, size ve Gelin Dama Dergisi'ne teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Konuğumuz olduğunuz için ve biz programımız devam ediyoruz.